Selamlar herkese. Ben İlter Erdoğan Güral ve bugün Orta Koridor'da Varus oynuyor olacağım. Rakibim çok büyük ihtimalle Karma olacaktır diye tahmin ediyorum. Başlangıç eşyası olarak Musibet İksiri tercihi yaptım çünkü Doran Kılıcı çok ideal bir eşya tercihi değil. Oyun başında güçsüz bir karakter Varus. Yani çok fazla birebir potansiyeline sahip bir karakter olmadığı için koridorda olabildiğince uzun süre kalabilecek eşya tercih etmekte fayda var. Hani uzun kılıç artı can iksiri vesaire de tercih edebilirsiniz belki ama ben tamamen oyun sonunda beni güçlü kılacak eşya tercihleri yapmak istiyorum. Bunlar Tanrıçanın gözyaşı şeklinde olacak. Belki duruma göre tırpan olacak. Böyle olduğu için de hani sürekli can iksiri almak yerine musibet iksiriyle olabildiğince koridor aşamasını atlatabilmeyi umuyorum. O yüzden bu şekilde eşya tercihi yaptığımı söyleyebilirim. Varus'u oynarken normal bir saldırı gücü taşıyıcısı değil de uzaktan dürten bir kontrol şampiyonu gibi oynamakta fayda var ki ben de bu maçta o şekilde oynuyor olacağım olabildiğince. Normal bir saldırı gücü taşıyıcısı gibi oynamadığım için de hani çok fazla riskli hareket yapmamam gerekecek. Ve oyun başında beni güçlendirmeyecek eşyaları alacağım için de hani Tanrıçanın gözyaşı olsun, tırpan olsun birebir mücadeleden olabildiğince kaçınmaya çalışacağım. Şu an bu karşılaşmada amacımız olabildiğince minyon kesmek. Tabii Lee Sin baskına gelince de Lee Sin baskına gelme ne yapıyorsun sen diyecek halim yok. Kesmeye çalışmakta fayda var. Bu şekilde de skor alabilirsiniz. Ya da asist. Hani kendinizi güvenli bir şekilde minyon kesmeye alıştırın. Onu kabullenerek oyuna girin ama bu korkak bir şekilde oynayacağınız anlamına gelmiyor. Fırsat çıktığında da bunu değerlendirin. Hani mesela tırpan aldıktan sonra da Tanrıçanın gözyaşı aldıktan sonra da birebir potansiyelim inanılmaz düşecek ama rakip hata yaparsa örnek veriyorum kule altına girerse oradan hasar yiyip koridorda avantajsız duruma düşerse ben savaşmayacağım sadece minyon keseceğim demek de hani şey olur. Duruma göre kendinizi ayarlamayı bilin kısacası. Ama asıl oyun tarzı dediğim gibi minyon kesmek üzerine oluyor. Rakip ormancı bizim Lee Sin'in kırmızısını çalmış. Kızdı adam. 750 altın tamamlar tamamlamaz base'e dönebilirsiniz. O artık koridorun durumuna bağlı. Ben zaten karma geç gelecek diye ölmesi sayesinde böyle bir avantaja sahiptim. O yüzden base'e gidip eşyamı alıp geri koridora dönebildim. Çoğunlukla böyle durumlarda Tanrıçanın gözyaşıyla birlikte tırpanı da almayı tercih ediyorum. Yani 1200 civarı altın biriktirdikten sonra bir de hani görüş totemi, tırpan ve Tanrıçanın gözyaşı için gerekli altını tamamladıktan sonra base'e gitmek ideal diye düşünüyorum. Ama Tanrıçanın gözyaşını da olabildiğince erken doldurabilmeye başlamakta fayda var. Karma ofansif oynamaya çalışıyor ama şu anda çok fazla bir gücü yok o yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta Lee Sin tekrar geliyor. Tekrar kesebiliriz. Tekrar. Çok güzel. Hem Lee Sin güzel oynuyor, güzel değerlendiriyor. Hem de Karma çok dikkatsiz oynuyor. Totemlerini kullanmıyor. Bunun yanında çok fazla açılıyor bana hasar vermek için. Beni rahatsız etmek için. Bu da onu öldürüyor. Lee Sin bu tarafta kullandığı için pembe totemini ben de şu tarafta kullanacağım. Aynı tarafta kullanmaya gerek yok. Ama Lee Sin bu arada gerçekten iyi oynuyor yani. Musibet iksirini hani normal can iksiri gibi de kullanabilirsiniz. İlla pasifini değerlendireceğim diye düşünmeyin. Hani pasifini değerlendirmekte yarar var. Ama dedim ya hani birebir mücadeleye çok fazla girmeyeceksiniz ya. Bir de mobil bir karakter değilsiniz. Mobil bir karakter olmayınca iyice zorlaşıyor hayatta kalabilmek. O yüzden canınızı arttırmak için de kullanabilirsiniz musibet ikisini. Bu arada üst koridora yürüyelim. Pembe totemi buraya koydum. O şuraya da koyabilirdim. Muhtemelen daha güvenli olurdu. Lee Sin kesti onu. Ben de koridora ittireyim. İki.
tekrar keselim bakalım. Kesebilirsek. Lee Sin üzerine mavi var. Amumu'dan aldı zaten. O yüzden hani rakip maviye gitmeyi düşünüyordu ama vazgeçti. Muhtemelen Karma'ya gideceğiz diye vazgeçti ama. Bu arada Baze'e gitmeyi düşünüyordum ama üst koridoru görünce biraz geç tepki verdim açıkçası. Hani gitmenin bir yararı olmaz diye düşünmüştüm. Nar ölür diye düşünmüştüm ama Nar çok uzun süre dayandı. Öyle olunca karar değiştirip üst koridora yöneldim. Orada koridoru ittirdim. Nar ölüyken hani Jax olabildiğince minyon kaçırsın diye yaptım. O sırada hani minyonlardan da ben yararlandım. Aslında o şekilde bıraksaydım Nar'ın daha çok işine yarayabilirdi ama bu şekilde de sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani koridor normalden birazcık daha üstte oldu sadece. Sıçra kullandı Karma. Gerek yoktu bu şekilde girmesine diye düşünüyorum. Hani ben yakında bile değildim, sadece minyon kesiyordum. Ama Karma sıçra kullandığı için ya en azından sıçrasını almış oldu. Oo, ejderhalar. Güzel. Hop. Aldık onları. Yakında. Lucian manası kalmadı, takip edemeyecek. Yardım etmeye çalışabilirim ama yok, gerek yok. Aa, Q'yu nasıl isabet ettiremem orada. Pardon. Ya orada şu yüzden açıkçası tutturamadım. Şimdi Leona sersemletmesini Kog'Maw için sakladı. Orada ilk raddede sersemletebilirdi aslında Thresh'i ama sakladı Kog'Maw için. Ben de o saklayınca acaba dedim Kog'Maw'ı bekletsem mi? Hani sıçra atıp bir şeyler mi yapacak? Onu mu sersemletecek? Ona mı atsam diye düşünürken o an aklım bir Kog'Maw'a gitti bir geldi. O yüzden Thresh'i çok ufak bir payla kaçırdım yani. Oyalasam yeterli diyecektim. Nar ve Lee Sin gelene kadar Nar vazgeçti sonradan. Keşke vazgeçmeseydi Nar. Çok fazla altınım vardı. Tırpan bu şekilde almama gerek yok aslında ama alabilirim yine de. Ama yok, almayalım. Hani bu tırpan alınacak bir maç gibi değil. Yoğun mu alacağım onun yerine? Ya ben de başka durumda hani bariyer basmazdım. Bunların ışını atacağını düşünmeseydim. Ama o da Lee Sin görmemiş, doğal o zaman iptal etmesi. Sıkıntı yok. Minyona biraz daha dikkat edin. Daha yüksek minyon sayılarına erişebiliriz. Bu arada maviyi erkenden teslim etmiş olduk. Onu da bir sonraki sefere yapmayız artık. Koridorda çok uzun süre durmanın zararları. Yani aç gözlülük yapmamak gerekiyor. Elindeki altının değerini bilip eşyaya dönüştürmek gerekiyor. Çünkü eşyaya dönüşmediğinde skor almanızın da çok minyon kesmenizin de bir anlamı yok. Önemli olan onların eşyaya dönüşmesi. Nasıl bir alalım? Güzel. Gelen giden yok. Koridoru ittirebilirim. Ama üst koridorda. Diğer iki kişi alt koridorda. Şimdi orta koridora geliyor olabilirler. Ki şurada bir totem gördüm sanki. Bilmiyorum, bir kırmızılık belirdi bir mini haritada ama ne olduğunu bilmiyorum.
Olabildiğince bekleme süresinde azalma eşyalarını tercih etmekte fayda var. Maksimum bekleme süresinde azalma Varus için ideal. Çünkü Varus'un amacı rakibi dürtmek. Takım savaşı başlamadan önce rakibi dürtmek. Takım savaşı başladıktan sonra da rakibi kontrol altına almak. Ulti ile rakibin pozisyonunu bozmak vesaire. Ama asıl hedefimiz yani rakibi takım savaşı öncesinde Q ile rahatsız etmek. Canlarını azaltmak. Ki bunu çok iyi yapan bir karakter çünkü hem çok fazla hasar veriyor Q'su ile hem de gerçekten sık bir şekilde kullanabiliyor. Lee Sin cengaver. İyi oynuyor. Ama cengaver. Burası orta koridor bu arada gerçekten eğlenceli fakat karşınıza böyle Zed, Yasuo gibi şampiyonlar geldiğinde sinirinizbozulabilir. Şimdiden söylemekte fayda var. Öldü. Peki. Musibet iksirinde öldüğünü düşündüm ama ölmedi maalesef. Ama o canlı orada durması gerçekten çok büyük bir hataydı. Neden durduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ejderin çıkmasına daha zaman var. Bana geliyorlar o zaman muhtemelen. Daha zaman var ama içine çıkmasına. Aynen buradalar. Çarptı. Ejderi de biz alacağız bu sayede. Hangi ejdermiş? Anlayamadım. Şu işaretten. Bu hangisi oluyor? Hava ya da havadır ya bu. Bu arada bu arada çok güzel bir caps gördüm. Hani bu yeni çıkacak karakter Taliyah'a şey diyorlar ya, Avatar The Last Airbender'daki Toph'a benzetme yapıyorlar ya. Benim gördüğüm caps'te de şöyle bir şey yapmışlar. Peki. Sıçan. The Last Airbender'ın başlangıcında bir intro kısmı var. İşte zamanında dört element barış içinde yaşıyordu. İşte hava, ateş, su falan filan. Ama ateş ulusu saldırınca her şey bozuldu. Herkesi kurtarabilecek tek bir kişi vardı. Ama o herkesin ona ihtiyaç duyduğu zaman da ortadan kayboldu şeklinde. Bunu şöyle uyarlamışlar. İşte Janna, Nami, Brand ve Talia barış içinde yaşıyordu. Fakat Brand saldırınca her şey değişti. Herkesin ona ihtiyaç duyduğu zaman da Brand AFK kaldı demişler. Brand hani birçok formu var ya onu da oradan avatara benzetmişler. Çok hoşuma gitti. Keşke gösterseydim. Öncesinde hazırlamış olsaydım gösterebilirdim. Böyle anlatmak pek olmadı ama İdare edin artık. Çok kötü attı. Aşırı kötü attı ultiyi. Karma hala burada mıdır acaba? Şurada falan. Ne bileyim. Son piksel. Bir yerden sonra zaten bu şekilde çok hızlı iki defa şekilde demek istemedim. Bir yerden sonra bu şekilde çok hızlı bir şekilde kısmı yanlış geldi ama yerine alternatif bir kelime bulamadım açıkçası. Neyse bir yerden sonra gerçekten hızlı bir şekilde ittirebiliyorsunuz minyonları. Sadece Q yeteneğinizi ve E yeteneğinizi kullanarak. Düz atak bile atmaya gerek kalmıyor bazen. Ne kadar kastınıza da bağlı o oyunda ama sonuç olarak Varus hem koridoru ittirmek konusunda hem minyon kesmek konusunda hem orman yaratıklarını temizlemek konusunda gerçekten etkili bir şampiyon. Yani Varus'un artı ve eksilerine bakalım bir. Artıları minyon kontrolü çok iyi. Hani rakip sizin kulenize ittirmeye çalıştığında mesela bunu iyi bir şekilde engelleyebiliyor. Kendisi minyonları hızlı bir şekilde temizleyebildiği için çabuk kasıyor.
Rakipleri çok uzaktan dürtebiliyor ve gerçekten güçlü bir dürtmesi var. Sürekli gelen, sürekli yenilenen ve iyi bir hasar veren bir dürtme bu. Eksilerine geçecek olursak, bu bir eksi değil ama hani dikkat edilmesi gereken bir unsur. Yetenek atışı, Q yeteneği. En önemli yeteneklerinden ikisi. Q'su ve ultisi yetenek atışı. Yeteneği de yetenek atışı ama hani ulti ve Q kadar değil, o yüzden söylemiyorum onları. Yetenek atışlarını o yüzden pratik yaparak geliştirmeniz gerekiyor. İkinci özelliği mobil değil. Hiçbir şekilde mobil olmayan bir karakter. Bu yüzden gerçekten dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Nerede ne zaman bulunacağınıza, hangi yerde pozisyon alacağınıza dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Yoksa hüsranla sonuçlanabilir oyunlarınız. Oyunun ilk aşamalarında güçsüz. Oyun başında aldığı eşyalarla da güçsüz oluyor. Genel olarak yetenek kiti de zaten oyun başına çok iyi hitap eden bir yetenek kiti değil. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle suikastçı şampiyonlara karşı birazcık sıkıntı yaşıyor koridor aşamasında. Bunları dikkat ederseniz, bu artı ve eksileri, güzel bir oyun çıkartabilirsiniz ortaya. Q'nuzu hiç doldurmadan da atabilirsiniz ama tamamen doldurarak atmanıza fayda var ekstra hasar için. Minyon alırken, hani minyon almak için Q yeteneğinizi kullanırken rakibe de hasar verebilirsiniz, rakibi de dürtebilirsiniz. Genellikle zaten rakipleriniz minyon kesmek için Q'yu atacağınızı düşünüyorlar. O yüzden onlara hasar gelmesine çok fazla dikkat etmiyorlar öyle durumlarda. Bundan yararlanabilirsiniz. Sıçrama atacak acaba diye düşündüm ama atmadım. Beni çekti. Güzel. Mavi alalım. Lucian minyonunu almış olduk ama. Darılmaz umarım. Orman yaratıklarını keserken de önce yük biriktiriyorum W'm ile, ondan sonrasında yeteneğimi kullanıyorum. Ultinize attığınız hedef doğrudan 3K ulaşıyor. Bu yüzden ulti Q ya da ultiye gerçekten yüksek hasar çıkartacaktır düz atak yapmanız gerekmeden. Pembe totemin kesilmesi için vuruş sayısı 4'e düşürülmüş bu arada 5'ten. Yeni fark ettim. Bundan bir önceki oyunda fark ettim. Yama notlarını yeterince iyi okumamışım demek ki. Bir anda 3'lük olmadı sanki. O seviyeyle olan bir şey mi? Bir saniye. Şu ana kadarki hayatım yalan mıydı yoksa hep o şekilde oynuyordum çünkü. Etki süresi boyunca 3 maraz ediniyormuş. Anında değil yani. Tamam, anlaşıldı. Sanki anında oluyormuş gibi hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum demek ki. Jax. Şimdi E'yi açıp üzerime atlayacak. Öldüm. Kaçış yok ya. Sıçra olsa ya da yoğumu gelmiş olsa belki. Belki bir ihtimal. Adil de Leona ikisinden de asist alamamış. Nasıl oldu? Jackson asist alamadı çünkü E yeteneği yüzünden yaptığı düz ataklar bir anlam ifade etmedi. Kog'Maw'a da vuramadı sanırım. Çok hızlı bir şekilde öldü. Eşya tercihi konusunda hani uzman olduğumu söyleyemem Varus'uyla eşya tercihi. Fix eşyaları biliyorum.
Fix eşya mana veren bir kesinlikle oluyor. İonya çizmeleri bekleme süresinde azalma için oluyor. Yoğun muyu birçok profesyonel tercih ediyor. Ben de gerçekten beğeniyorum. Hani mobil olmayan bir karakter olduğu için bu şekilde en azından bir nebze mobillik kazandırabiliyorsunuz. Ölümün dansı popüler bir eşya. Ebedi kılıç pek tercih edilmiyor. Dominik Efendi'nin hürmetleri tercih ediliyor. Uzaktan dürtmenizi güçlendiriyor. Civa yatağın yine mobil olmadığınız için kendinize biraz daha güvenilirlik kazandırmak adına tercih edilebilen bir eşya. Mahvolmuş kralın kılıcı çıkabilirsiniz dürtmelerinizi güçlendirmek adına. Yine aynı şekilde burada can biçen ve statik hançer en gerekli eşyalar olarak gösterilmiş. Bunun yanında savaşçı çizmeleri ama bu klasik bir nişancı dizilimine göre tavsiyeler. Biz klasik bir nişancı dizilimi yapmıyoruz. Biz kontrol amacıyla kullanıyoruz bu karakteri. Yani bir hiper taşıyıcı gibi, normal bir nişancı gibi düşünmeyin. Biz burada haritada kontrol sağlıyoruz. Takım savaşında kontrol ve pozisyon sağlıyoruz. Amacımız hani arkada durup adam kesmek, fazla hasar vermek değil. O şekilde de oynayabilirsiniz Varus'u. Hani oynayamazsınız diye bir kaydı yok. O şekilde de güçlü olduğu durumlar var gayet. Ben şu an oynadığım tarz için söylüyorum. Genel olarak profesyonel arenada da zaten rakipleri uzaktan dürtmek için. Dürtme kompozisyonlarında tercih edilen bir şampiyon Varus. Yani çünkü normal nişancıya baktığınızda o eşya dizilimine bunu Varus'tan çok daha iyi yapan şampiyonlar var. Hani en basit örnek bizim oyundaki şu an Lucian. Lucian'ın zaten bir atılma yeteneği var, mobilliği var. Çok fazla düz atak geliştiren özelliği var. Hani düz atakları gerçekten iyi yapabilmesini sağlayan özellikleri var daha doğrusu. Bu yüzden Lucian hani bir Varus'a baktığınızda çok daha iyi bir tercih oluyor. Hani karakterlerin potansiyelini değerlendirmekte fayda var. Tabii ki her şekilde oynayabilirsiniz ama. Yerden sonra gerçekten hızlı bir şekilde minyon ve orman yaratığı kesiyorsunuz bu arada. Bu aşamaya kadar kendinizi güvende tutabilmeniz yeterli. Ölmeyin koridorda. Olabildiğince minyon kesmeye çalışın. Tırpan tercih edebilirsiniz. Ben gerçekten beğeniyorum Varus'a tırpanı. Çünkü zaten güvenli bir şekilde oynuyorum. Olay çıkarmamaya çalışıyorum olabildiğince. O şekilde oynadığınızda da tırpan işinizi gerçekten görüyor. Size iyi ve altın üstünlüğü kazandırıyor. Oyunu bu kadar erken aşamada kazanmamız birazcık üzücü oldu. Hani oyun sonu hasarını da görmenizi isterdim açıkçası Varus'un. Çok yüksek hasar veriyor çünkü. Ve sürekli veriyor. Yani sürekli Q atıyor. Şu anda da zaten %40 bekleme süresinde azalmaya sahibiz. Mavi güçlendirme sayesinde şimdi %30'a düştü. Her zaman mavi alacağınızın garantisi yok. O yüzden hani %40 bekleme süresine eşyalarla ulaşacağınız bir eşya dizilimi de tercih edebilirsiniz. Ama mavi alacağınıza güven edebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Oyuna göre karar verin neyin ne olacağını. Lee Sin gerçekten güzel kazandırdı oyun başında. Hani verdiği üstünlüğü o aşamadan itibaren kaybetmedik. Çok iyi bir iş yaptı. Ki Lee Sin oynamanın amacı da zaten bu diye düşünüyorum. Oyun başını kazandırmak. Q'nuzu %40 bekleme süresinde azalmayla sonuna kadar doldurduktan sonra attıktan hemen sonra tekrar Q geliyor. Çünkü ilk bastığınız anda bekleme süresine giriyor. Mükemmel bir özellik, hatta bilmiyorum belki nerflenebilir günün birinde. Varus çok popüler olursa profesyonel camiada böyle bir şey görebiliriz diye tahmin ediyorum. Gördünüz mü hasarı? %50'den fazla hasar verdik. Neredeyse.
Mavi Lys'in doğal olarak aldı. Çok uzaktaydım ve gelecek gibi de durmuyordum yani. Ama mavim olsaydı hani iyice gıcık bir şekilde yapıyor olurdum bunu. Bu şekilde de yeterince gıcık. Minyonlara hiç değmeden doğrudan rakibinize vurursanız Q ile daha fazla hasar verirsiniz bu arada, aklınıza bulunsun. Bir hedefe çarptıktan sonra hasarı azalmaya başlıyor çünkü. O yüzden mesela minyon dalgasında her minyonun farklı canları olduğunu görüyorsunuz Q'yu attıktan sonra. O değil de iki ormancı varmış rakipte. Yo, iki ormancı yokmuş. Jax, Guinsoo ile çarpı deniyormuş. Ultim yine de tuttu, fark ettiniz mi Kog'Maw'a? Sıçra attığı yere ulti atmış oldum istemeden. Medlife. Ama Medlife tahmin ederek yapıyor o yüzden. Böbürlenmiyor. Ben orada Nar'ın geriye değil de şuraya doğru atacağını düşünerek attım ultiyi. Sanırım yani. Şu an ne yaptığımı pek kestiremedim. Adamları şurada gördüm, attım ultimi. Nar'ı atlarken gördüğüm anda. Jax'i ben tutarım. Leona tryhard seri maçında. Ölmedi. Bunların çaresizliği. Biz de yaşadık bugün. Bu maçta onu. GG. Güzel oyunda. Sanırım oyun boyunca ikinci kez bastım Mariel'e. Yanılmıyorsam öyle yani. Güzel maçtı. Daha rekabeti bol bir maçta da oynamayı düşünüyorum. Ya zaten bir video çektikten sonra ilk başta normal oyunda çekiyorum, ondan sonra dereceli de çekiyorum elimden geldiğince. Varus'u yapabilir miyim dereceli de tam emin değilim. Çünkü dereceli oyunda hani Varus'u tercih etmek için önce rakip orta koridorun bir tercih yapması lazım. Siz direkt doğrudan Varus'u alıyorsanız gerçekten hakim olmanız gerekiyor karaktere. Çünkü belli bir güvenle oynamayı bilmeyi gerektiriyor. Gerçekten zor karşılaşmalar gelebiliyor karşınıza. Sizi kamplayabiliyorlar. Kitle kontrol çok büyük bir sıkıntı olabiliyor. Erken aşamada civalı kuşak almanız gerekebiliyor vesaire vesaire durumlar var. Yine deneriz. Olabildiğince oynamaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman diyelim. Kendinize iyi bakın. Bu arada çok kısa bir şekilde bir şeye bakacağım. Merak ettim. Acaba kaç anahtar oldu diye merak ediyorum da. 3 anahtar olduysa açalım bir tane. Bir tane de kutu açmış olalım o zaman. Bakalım ne çıkacak. Bayağı bir kutu var ama kutu anahtarı çok çok nadir düşüyor kutuya oranla. Yani kutunun belli bir sayısı var zaten, sürekli alıyorsunuz ama. Ryze amca. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.